İki renkte satılıyor. Ben transit mi diyorum ben ya? Transit mi diyorum ben 2 dakikadır? Şey, antrasit demeye çalışıyorum. Gerçekten bu trikolar çok kurtarıcı ve bence şık görünüyor. İnsanı sade, böyle göz yormayan ama dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. İzin verdim. Yazabilirsiniz ne gay ya. Yazabilirler tabii ki. Konuşamıyorum ya. Of, çok yoruldum herhalde ikinci video diye. Herkese selam. Bugün sizlerle triko pantolonları inceleyeceğiz. Ben bu triko pantolonları yaklaşık 7-8 ay önce bir tane kotondan alarak başladım ve aşırı derecede sevdim. Aşırı rahatlar. Hem yaz hem kış için aşırı güzeller. Ben şimdi işim nedeniyle çok fazla iş yerinde etek, elbise, hatta çok fazla değil, hiçbir şekilde giyemiyorum. Çünkü ben sahada üretimin içinde olan bir insan olduğum için bu tarz pantolonlara yöneliyorum. Giyebildiğim tek şey pantolon olduğu için kot pantolondan bir süre sonra sıkılıyorsun. Eğer yazınsa zaten o kot pantolonlar üzerinize yapışıyor ve sıcak oluyor. O yüzden ben de ne yapmaya karar verdim? Bu tarz trikoları tabii ki böyle kombinlemiyorum üretimde ama komik olurdu. Tabii ona uyarlayarak kombinliyorum. O yüzden bu trikolara elim gitti ve yaklaşık bir 8-10 tane falan triko almışım. Yani isteyerek olmamış ama o rengi, bu rengi, şu rengi, bu modeli, şu şeyi falan filan derken hemen gösteriyorum. Gördüğünüz üzere açık tonlardan pembe tonlarına, kahve tonlarına, siyah tonlarına derken bu şekilde gidiyor. Bu triko pantolonların benim için tek dezavantajı göbeğimi gösteriyor olması. Çünkü ben yaklaşık 25 yıldır falan göbekliyim. Yani işte doğduğumdan beri hiç daha böyle zayıf halde ergenliklerim çıtı pıtı bacaklarım şöyleyken bile göbeğim vardı. Böyle göbekli bir insanım, ne yapacaksın? O yüzden bu çok rahat, çok net bir şekilde göbeğimi çıkartıyor ama umurumda da değil. Kombin ne yapalım? Ya ben biraz hani iş yerinde maskülen takılıyorum ama burada biraz daha feminen takılabilirim diye böyle kombinlemek istedim. Bir böyle kürkvari bir üst ve şöyle bot tercih ettim. Şunlardan. Tam böyle topukluyla falan filan tamamen böyle feminenleştirmektense spor ama şık gibi bir şey yapmak istedim şu an. Diğer bir triko pantolonla geldim. Bu da böyle kahverengi. Yine yüksek bel. Bu biraz daha kumaşı şey. Triko sayılmaz aslında bu. Biraz daha penye tarzı bir kumaş. Ama yine aynı model olarak da benziyor. Şöyle siyah bir crop topla ve üstüne tatlı bir gömlekle kombinledim. Buna da takabileceğim bir çanta böyle. El çantası. Ayağıma da bu spor ayakkabısını geçirdim. Normalde kahverengiyle siyahın her tonunu yakıştırmıyorum. Hatta bence kombinlenmesi en zor renklerden ikisi. Tamamen çantasına ayakkabısına siyah giyinip tek pantolonun böyle rengini ortaya çıkartmak hoşuma gitti benim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yine böyle bir çanta ve bir böyle kısa topuklu, burnu açık yani yazlık bir ayakkabıyla, topuklu ayakkabıyla çok güzel kombinler yapılabilir. Diğer bir triko pantolonuna geldim. Bu böyle daha ilk denediğim açık bir pudra rengi pembeydi. Bu bayağı daha koyu, daha tatlı bir pembe. Bunu da biraz böyle spor kombinlemek istiyorum. Ayağıma bir tane beyaz sneaker geçirdim bu sefer. Yani çanta tabii tartışılır. Böyle bu olmaya da bilir ama. Diğer bir triko pantolonuna geldim. Bu triko pantolon bir tık daha kışlık bir kumaş. Hafif havlu kumaşı gibi bir kumaşı var. Ben kumaşlardan pek anlamıyorum. O yüzden havlu kumaşı bilmem falan diye söylüyorum. Üstüne de böyle bir trench coat tercih ettim. Bu da biraz daha böyle vizon rengine yakın bir renk. Bu ikisi bence çok renkleri birbirine yakın olduğu için çok tatlı bir görüntüsü oldu. Bu trench coat'un kırmızısı da böyle hafif bir ortama renk kazandırdı. Bu iki takım o kadar sade ve şık ki bence üstüne hangi montu giyersen giy %80-90 olacak gibi görünüyor. Buna bir tane böyle havlu mu taksak?
trikonun aynısının siyahı da var. Yani bu siyah değil bu arada. Antrasit renk. Belki anlaşılmıyor olabilir ama bu antrasit aynısının siyahı da var. Hatta bu Trendyol'da ikili satılıyor. İki renkte satılıyor. Ben transit mi diyorum ben ya? Transit mi diyorum ben iki dakikadır? Şey, antrasit demeye çalışıyorum. Antrasit rengi. İnşallah bir gün transitim olur. Bu da böyle siyah bir yine parka gibi bir şeyle kombinlemek istedim. Gerçekten bu trikolar çok kurtarıcı ve bence şık görünüyor. İnsanı sade, böyle göz yormayan ama dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. İzin verdim. Yazabilirsiniz ne gayet ya. Yazabilirler tabii ki. Böyle. Son kombine geçeceğim. Sanırım son olması lazım. Hangilerini giydim, hangilerini giymedim hatırlamıyorum. Şimdi bir bakayım geleyim. Son veya sondan bir önceki trikoyla geldim. Bu da kahverengi vardı bir tane. O biraz renk kumaşı gibiydi. Bu daha böyle trikolardan, trikogillerden. Bunu da şöyle topuklarla kombinlemek istiyorum. Bunlar böyle topuğu ayna efekti var. Şöyle. Güzel. Bunu da ben bayağı önce Love My Body'den almıştım. Bayağı güzel ayakkabılar. Botların içine siz de komik çoraplar giyiyor musunuz? Merak ettim. Bu topuk muhabbetinde şeyi çok seviyorum. Bu trikoyla bu topuklu çok yakın renkleri birbirine ve hoşuma gidiyor. Bunların böyle topuklu ayakkabının üzerine böyle düşmesi ve oradan hafif böyle topuğun görünmesi falan çok hoşuma gidiyor. Buna da mont olarak, ceket olarak daha doğrusu, böyle bir ceket giymeye karar verdim. Bence renkler uydu. Bu trikoyu da değiştirip durmayacağım. Son olarak elimde iki tane triko pantolon kaldı. Bu transit. Antrasit dediğim pantolonun siyahı. Zaten aynı şekillerde kombinlenebilir. Çok da sıkmayacağım sizi. Bu da böyle daha havlu kumaşında bir pantolon. Rengi falan muazzam. Bunu da yine aynı bu pembe yani sonuçta diğer gösterdiğim kombinler gibi yapabilirsiniz. Tabii bu biraz daha kumaşı kalın olduğu için daha böyle kalın montlarla, ceketlerle giyilebilir. Evet, benim aktaracaklarım bu kadardı. Şey gibi bugünkü dersimiz bu kadardı. Tabii sen kimsin? Ay şimdi diyecekler öğretmen misin? Sen kendini moda öğretmeni mi zannediyorsun? Ben arkadaşlar giydiklerimi gösteriyorum sadece. Daha fazlası beni ilgilendirmiyor. Beğenirseniz devam edersiniz. Beğenmezseniz kendiniz yolunuzu çizersiniz. O yüzden bugünkü videomuz bu kadardı. O yüzden kendinize çok 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 dikkat edin. Bir daha uğramayı unutmayın. Ben buralarda olacağım. Çünkü kendi kanalım. O yüzden hoşça kalın.